Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim şehriyeli domates çorbası. Çok güzel oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. 2-3 yemek kaşığı şöyle sıvı yağını tencereye alıp ocağın altını yakıyorum. Ben ardından yarım yemek kaşığı da tereyağı ilave edip ocağın altını yakıyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı şöyle tepelime dolu dolu un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Hemen ardından 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu domates salçası. Salçayı da güzelce bir kavuruyorum. Şimdi içerisine yarım kilo yazdan hazırladığım konserve domates ilave ediyorum. 1 kiloluğun yarısını kattım. Şöyle bir karıştırayım. 1 tatlı kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Kavanozu bir çarkalı da su ilave edeyim. İsterseniz tavuk suyuyla yapabilirsiniz. O da gayet güzel oluyor. Altını yükseğe açayım. Hemen hemen içine şöyle 1 litreye yakın su katıyorum. 1 bardak öncesinde katmıştım. 1 litreden birazcık daha az şimdi kattım. Toplamda 1 litre su katmış oldum. Kaynamaya başlayınca içerisine şehriyesini atacağım. Hemen tuzunu katıyorum. Bir ara karıştırarak kaynatıyorum. Kaynamaya başladı. Kıvamı da gayet iyi. Şöyle 1 su bardağı da su ilavesi yaptım. Şimdi içerisine yarım su bardağı tel şehriye ilave ediyorum. Altını biraz yüksek ayarı açayım. Şöyle arada bir karıştırarak şehriyeler pişene kadar pişireceğim. Çok aşırı değil. İstiyorsanız yarım çay bardağı süt ilave edip böyle biraz ekşiliğini alabilirsiniz. Ben de şimdi yarım su bardağı süt katacağım. Hafif böyle ekşiliğini alması için. Çok değil. Şöyle yarım çay bardağı sadece. Buradaki maksat böyle ekşimsi olduğu için o tadı alması için. Şehriyeler pişene kadar biraz kaynatayım. Ondan sonra altını kapatacağım. Çorba artık pişti. Kıvamı da gayet iyi. Artık su falan ilave etmeyeceğim. Altını kapatıp servise geçeyim. Çorbayı servis tabağına alıp videomu bitireyim. Çok güzel, kıvamlı, harika bir çorba oldu. Birden 10'a kadar puanlarınızı videonun yorum kısmına bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.